sevgili yay burçları ay burcu yay olan ve yükselen yay olan arkadaşlarım bakalım sizin e, bir haftalık yıldıznamelerinizde neler var 28 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasındaki yıldızname bakımlarınıza geçiyorum arkadaşlar biliyorsunuz e, yay burcunun yönetici gezegeni jüpiterdir ve e, jüpiterde perşembe günüyle anılır kısacası Perşembe Jüpiter günüdür. O yüzden Perşembe günleri hem balık burçlarının hem de yay burçlarının yıldıznamesini veriyorum. Her günün burcu her burcun günü ayrıdır arkadaşlar. Cuma günü biliyorsunuz Venüs günü. Venüs hem terazi burçlarının yönetici gezegeni hem boğa burçlarının yönetici gezegeni. Cuma günleri ben hem terazileri hem de Boğa burçları yayınlıyorum arkadaşlar. Cumartesi günü Satürn değil. Biraz Satürn daraltma, böyle ders verme, kısıtlama, biraz asık suratlılık demektir. Satürn yani zorlayıcı etki. Satürn de Cumartesi günü yönetiyor ve e, Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn, Kova burcunun yönetici gezegeni Satürn, o yüzden cumartesi günleri hem oğlak hem kova yayınlanıyor arkadaşlar. Pazar gününe geldiğimde Sunday adı üstünde güneş günü ve aslan burçlarının yıldıznamesi bir pazardan bir pazara. Önümüzdeki mesela pazar pazardan sonra pazartesi günü Monday yani ay günü o zaman da biz yengeç burçlarının yıldıznamesini veriyoruz. Salı günü Mary, Mir, Mirra, Mirri ya da Mars günü. Mars biliyorsunuz salı günlerini yönetiyor. E, peki salıyı hangi burçlar yönetiyor? Biri koç, biri akrep. Salı günleri de koç ve akrep burçlarını yayınlıyorum. E, çarşamba günü Merkür günü yani hareketli bir gün, bereketli bir gün, zekamızın doruk noktasına vardı. Ticari girişimlerimizin böyle olumlu sonuçlandığı bir gün olduğu için de bizim de çarşamba günü hem ikizleri veriyoruz. Hem de başak burçlarını veriyoruz. Geliyoruz Perşembe'ye Jüpiter gününde. Hem balıkları hem de yay burçlarını veriyoruz. Yay burçları. Beni takip eden yeni arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Her hafta yayınlanıyor arkadaşlar. Çünkü her videomun altına yazıyor bazı dostlarım. Hani e, diyor ki kova burcu yok mu? Oğlak burcu yok mu? Yeni katılmış bilmeyebilir arkadaşlar. Siz de yardımcı olun. Videoların altına yazın. Pazartesi şu yani benim eski takipçilerim yazsınlar sevinirim ben hepsine yetişemiyorum arkadaşlar yeni takip eden dostlarım olabilir bazen diyorlar ki ben takip etmek istiyorum ee, e, aslan burcu nerede yengeç burcu nerede halbuki o gün cuma günü onların daha gününe zaman var ya da e, henüz işte geçmemiş falan siz yardımcı olursanız sevinirim sevgili dostlarım yay burçlarına geliyorum bismillahirrahmanirrahim Di tümüne billahi ve resulihi ve tü azihu ve tü ve tü sebihu ve bukrate ve esila innellezine yubayunne ki innema yubayun Allah yedu Allah fevka edihim femen nekese fe innema yenküs ala nefsi ve men efa bima hada aleyhullaha fe sehuti ecran azima ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Herhalde sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahdi vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Arkadaşlar Fetih suresinin 9 ve 10. ayetlerini okudum iznallah. Şimdi bazı mücadelelere giriştiğini görüyorum. Hayırlısıyla giriştiğin mücadelelerden kazançla çıkıyorsun. Allah'ın izniyle. Hiç merak etme sana sırtını dönenler olabilir. Belki de maddi durumlar sıkıntı verici. Bir türlü yani yedi kat yerin altından benim rızkım niye çıkmıyor diyebilirsin ama rızkının çıkacağı bir dönem gelecek rızkın her yerden niyacak sevgili dostum. Mola verdiğin bir iş, yarım bıraktığın bir iş önüne gelebilir. Daha önceki haftalarda yapmadığın, yapamadığın bir iş ve şu anda bakınız yay burcu nasıl jüpiter nasıl bolluk diyorsun be, 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 beni hiçbir şekilde mutlu etmedi bu aralar diyorsun hiç merak etme mutluluk verici günlerin yakındır diyor yıldız namen sadece hem duygusal anlamda hem de yeni başlangıçlar anlamında bir yardım ve destek göreceğini söylüyor Aynı zamanda bazı sırların açığa çıkacağını gösteriyor ve duygusal bağlamda bakınız, duygusal bağlamda seni özellikle yay erkekleri ve hanımları maddi anlamda istismar etmek isteyen eş, partner, her kim varsa hayatından çıkaracaksın. Ben seviyorum olabilir ama kesinlikle ben sana ne maddi imkanımı önüne serebilirim ne borç çekebilirim bakınız ya sevdiğiniz erkek ya sevdiğiniz kadın senden maddi destek isteyecek senden para isteyecek belki sakın ola ki verme uzun süreli bir ilişkinin temelinde maddi olarak güven yatar senin paranı alıp senin borcunu ödemedikten sonra bunun güven neresinde bakınız maddi sorunlara işaret ediyor ya da sevgili ilişkilerinde aldatmaya işaret ediyor bakınız belki yay boşlara çok büyük ihanetle sarsılacaksın. Bu dönem bak gösterecek sana bunu. Önümüzde tutulma var. E sen anlayacaksın ki e, sana vermediği değeri başka bir kadına vermiş. Sana vermediği değeri başka bir erkeğe vermiş. Seni maddi olarak istismar etmiş. Seni manevi olarak susturmuş ve sen sanki ona büyülenmiş gibi gitmişsin. Ya yedirdi, içirdi sana ya da senin iblimiz zorda bırakacak bir şey yaptı. Sen onun her dediğine boyun eğmişsin. Şimdi de maddi konularda bazı yaralanmalar görüyorum arkadaşım. Niye böyle yaptın? Niye böyle sıkıntıya sokacak işler yaptın? Çok sıkılmışsın. Maddi olarak istismarların var. Manevi olaraktan da aldatmaların var. Hemen hemen bu nokta koy. ilişki berbat arkadaşlar. Bazı e, yay burçları berbat durumda. Yani hemen yol yakınken yolları ayırın diyorum. Evliler de eşlerine çok dikkat etsinler. Yuvaları tehdit altında. Bir başka kadının ya da bir başka insanın olabilir. Eşin annenin durum, eşin annesi olabilir eşin ailesi olabilir. Sizi alt etmek isteyen insanlarla dolu uykusuz günlerinin ve e, bereketsiz günlerinin sebebi üzerinizdeki bir büyü bir maji bir negatif enerji sevgili yay burçları. Buna dikkat edin diyorum. Ayaklara ayak tabanlarına, dizlere ve baldırlara dikkat edin. Sinir sıkışması olabilir. Böyle bir e, ev içinde kazalar, kesikler olabilir. Evi su basması gibi durumlar olabilir. Evinizi falan sıkı kontrol edin. Yeni telefon Alabilirsiniz, yeni laptop alabilirsiniz. Çok güzel bir dönem. Beğenebilirsin. İnternetten bile sipariş verebilirsin. Güzel olacağını söyleyebilirim. Ee, kısacası elektronik ortamla ve internet ortamıyla aran çok iyi olacak. Yay burçları durma, bunu değerlendir diyorum arkadaşım. Ee, çok iyi şeyler başaracağını söyleyebilirim. Haydi durma, kendini ispat edecek dönemlere hazırlan ve kendini yeniden yapılandıracağın bir süreçtesin. Altın alabilirsin, altına yatırım yapabilirsin ya da altın kalpli birileriyle yola çıkabilirsin. Şimdi bazı dostlarım, bazı yay burcu dostlarım ilişkileri iyi giderken aniden ayrıldılar. Bunda bir ihanet falan yoktu. Bak ihanet olmayanlara söylüyorum yoktu ama bazılarında da ihanet vardı. Hayırlı birinin gelmesi için, doğru insanın doğru yerde, doğru zamanda sizi bulması için zikrinizi veriyorum. Kimisi uzakta bulunan sevgiliye kavuşacak, kimisi engelleri aşacak, engel konduysa engel aşılıyor. Kimisi de ruh eşini hayata çağıracak, kimisi de hamile kalmak için bu zikri çekebilir. Ya ha bir zikri 812'dir tekrar sayısı 812 kez Ya Habir zikri çektiğinizde rüyalarda açık ve seçik bütün sıkıntılı durumları çözeceksin rüya alemi mümkünler alemidir diyeceksin rüyalarda mesaj almak için birebir sevgili dostlarım. Sevgili yay burçları inşallah uykunuz düzene girer, evinize inşallah bereket gelir ve tek bırakıldın biraz, aile desteği yok, arkadaş desteği yok, tez günde insanlar hatalarını anlar inşallah senin yanında olurlar. Seviyorum sizi sevgili yay burçları, bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506'dır whatsapp numaram, hoşçakalın, dostçakalın efendim.